Bu arada bu eşleşmede de Fiora böyle çok ağır. İşte bu eşleşmede Darius çok ağır. Fiora çok ağır yeniyor yenmiyor diyecektim. Çünkü uzun süre boyunca Gragas tutmayı başarıyor o eşleşmeyi sustain sayesinde diyecektim ki. En son MSI'de izlemiştik bu eşleşmeyi. Burada tam olarak öyle bir durum yok. Burada birazcık daha işler farklı. Bong'un da ikinci Darius'u galiba bu sezon. Evet. O yüzden gerçekten yani yasaklasan da Bong, Lulu, Jinx, Azir, hatta Xinzo, hatta Gragas çok kolay kayıtlarlar. Fakat Gragas AP'ye gittiği zaman ayrı kittirmecileri tutmakta çok zorlanıyor. Evet. Darius'un bu maç ayrı kittirmeye gidip özellikle hatta omurga kırana falan da gidip ikinci eşyadan. Esas hikaye yalnız vücut darbesini kaçırdı. Burada vücut darbesi kaçıyor. Bong üzerine oynayacak. Kanamaları biriktiriyor. Biriktirecek. Alt taraf ışığından sıçrayla birlikte flash'ı bir oyun yaptı. Kerry burada yakalanıp düşen ilk isim olacak. Çiftin işler kötü gidiyorsa ben buradayım diyor. Burada Kerry de sıçra kullanabilirdi sanki. Buradaki takasın yarısını görmüştük. Daknako galiba sıçra atmak zorunda kalacak. Evet. Çünkü bütün yükler, kanama yükleri birikti. Oo! Çok erken bir dakikada bu ejderi alıyor. Flash'inin de yardımıyla birlikte. Alt kurduğu da çok iyi kurtardı. Biraz bahsedemedik Daknako'nun pozisyonundan da dolayı ama. Alamet alınıyor. Hiç karşılık vermeyecek bu alamete Fenerbahçe. Ya bu dakikaları tabii biraz es geçmek isteyebilirler. Hem Darius'un hem Velkoz'un gücünden dolayı. Naknako iyi idare ediyor. Yalnız Sangwan rakibinin üzerine atlıyor. Şimdi Ellam hasar vermeye devam ediyor. Ellam'ın üzerine sıçra geldi burada. İlk skoru alan flash olacak ultisiyle birlikte. Ultisiyle alınca ilk skoru almamış oluyor. Çift skor almış oluyor. Aynen öyle. Çift skor almış oluyor. Burada yalnız Bolulu. Sıçraya. Çiftin yine oyunda avantajı daha da arttırıyor. Çiftin yine bir ejder alıyor. Çok hızlı geliyor bu arada ejderler. Yani dakika 22-23 civarında dayıcım, ruh tehdidi olacak. İki oyuncu da seviyor onda. Ama burada 1 milyon dalgası tecrübe puanı avantajı var Sangwan. Burada yakalanabilir. Sangwan'ın üzerine ulti kullanıyor direkt olarak. Sangwan flash'ın üzerine gitmeye çalıştı ama Pyke o kadar kolay yakalayabileceğiniz bir hedef değil. Alt koridorda birebir de yalnız Bao. Nasıl oldu Ellam bu? Bakalım Ellam. Kendi istemiş Ellam. Allah Allah. Jinx ne kadar iyi oynarsa oynasın. Aphelios'un yani hata yapmadığı sürece orada skor vermesi çok mümkün değil ve ilk kule. Burada Fenerbahçe'ye gidecek gibi Sangwan direkt olarak flash'in üzerine oynadı. Vahşi büyümede kullanılıyor. Bir de ulti. Ama iyi kombolayamadılar bu yetenekleri. Ve Ellam'ın yaptığı hata ilk kuleye mal oldu. Yalnız burada Sangwan'ın üzerine gitmeye çalışıyor çiftin. Diğer taraftan flash'ı kemik zıpkını deneyecek ama Sangwan iyi yana adım. İlk alameti de almışlardı. İkinci alametle en azından oyunda harita baskısında biraz denge sağlamak istiyor Fenerbahçe ama burayı kolay kolay bırakmayacak. Yalnız Sangwan yakalanıyor. Vahşi büyümede kullanıldı. Ultisini kullanıyor. Burada ultiler gitmişken Nasır çok avantajlı bu savaşta. Alameti bitirmek istiyorlar. Şimdi Sangwan'ın üzerine gidecekler. Sangwan suçlu attı. Aldırmak istemiyorlar ama Sangwan öyle ya da böyle aldı. Şimdi Bong ulti resetini almış durumda. Bong herhangi bir oyuncuya yetişirse işler çok değişir. Diğer tarafta skor alındı. Bong vurdu kafasına ama Bong yana yana düşebilir burada. Yana kanadı, yana düşecek. Kanadı. Yanarak değil, kanayarak. Kanayarak, doğru diyorsun. Sinan aslında muhteşem bir hamle yaptı. Takım arkadaşlarını kurtarmak için araya daldı. Kendisi düştü ama orada Bao'nun biraz daha senin söylediğin gibi erken suçu atması lazım. Çünkü Bao en azından düşmeyebilirdi. Bedava ruh. Baron'a girebiliyorsan gir. Velkoz var. Velkoz var. Yani Velkoz'u tamamlayacak bir Pyke var. Burada Baron'a başladılar. 9000 cana kadar düştü ama diğer tarafta ejder bitiyor. Ejder ruhu gelecek. Bolulu. Şimdi ultisiyle birlikte, bir Q'suyla birlikte fark yaratabilir. Sangwan rakibinin üzerine gidiyor. Sangwan'ı düşürmeye çalışacaklar ama ulti bu sefer canını kurtardı Sangwan'ı. Diğer taraftan Bolulu arada kalmış olabilir. Güzel bir sıçra pozisyonunu korumaya çalışıyor. Bao üzerine sıçra attı ama Bolulu ultisiyle birlikte Bao'yu düşürüyor ve 3 skor çıktı. Şimdi bir de Baron gelecek gibi. Altın farkı oldu 7000. Nasır bildiğimiz gibi arkadaşlar. Öyle. Yani ufak pozisyon hataları, karar hataları. Birinci seviyede bu arada şifa gitmiş. Darius orta koridor inhibitörünü alıyordu. Mini haritadan gördüğüm kadarıyla. Yok bayağı yani hasar vermiş. Bayağı hasar vermiş. Şimdi kimse bombun karşısına gidemiyor ki. Diğer taraftan aynı anda iki inhibitör gidecek. Geliyor. İnhibitör kulesi yani. Kule, yani kuleden sonra inhibitörü almak kolay bir tutum için. Kuleyi almak biraz dert. Ellam bayağı bir hasar aldı. Orada iyileştirecek kendini minyonlara vurarak. Şimdi üst koridor kulesini de almak istiyorlar. O kulede bu minyonlarla birlikte gelecek gibi duruyor. Minyonlar son vuruşu yaptı. Yalnız Naknako sıçrayla birlikte bir hamle. Ellam duvara çarpıyor.
Deneme hiç fena değildi burada Naktako'dan ama Fenerbahçe başladı biliyor Kadime. Tek kazanma koşulunun şansını. Aynen. Burası olduğunu, bu Kadim Ejderha olduğunu biliyor. Flash şimdi arkadan yalnız yaklaşacak. Bond oradan çok geliyor. Felaket bir yerde. Çiftinden kaçtı yalnız. Çiftinin ultisi olmadan yapacak. Bond geliyor. Flash'ı Sinan'ı yakaladı. Diğer taraftan Bolu geliyor. Bolu buradan dürtmeye başlayacak. Bolu'lu yarıcağı vurdu Sangvan'a. Sangvan erimeye devam ediyor. Bolu'dan bir yetenekten Bolu'lu paramparça etti. Ultiyi de kullanıyor burada Bolu'lu ve savaşı bitiren hamle yapıyor. Bong sıçrayla birlikte rakibinin üzerine gitti. Bong bir skor da alabilecek mi? Bong da vurdu smaçı. Bir smaç daha gelecek mi? Gerek bile yok. Ama abi o ne ya? Bolu bir Q atıyor, yarıcan gidiyor. Bong dokunuyor, yarıcan bile kalmıyor. Yani Aphelios'u oynama, Aphelios olmasa kazanacaklar savaşı. Gerçekten öyle bu arada. Ya, ama Velkoz'da bu duruma gelince yani yapacak çok bir şey kalmıyor ve Nasir yine çok rahat bir galibiyet burada. Nasir Esports için geliyor. Günün ilk karşılaşmasını Nasir Esports kazanıyor. Rahat evet ama rahattan öte çok net. Çok temiz. Tıkır tıkır dediğimiz türde bir galibiyet.